Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Batıca Evet çocuklar bugünkü videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar Hemen ilk sorudan başlayalım Bize 3 denklem verilmiş bu denklemlerin diskriminatları arasındaki sıralama nedir diye soruyor Şimdi diskriminat hesabı yapabilmek için şuradaki denklemi biz bir açarsak Birincinin karesi Eksi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. 2018'in karesi geldi. 7'yi de sol tarafa attım. Eksi 7 eşittir 0 çıkmış oldu. Hatırlayın bizim deltamızın formülü neydi? Bizim diskriminant formülümüz b kare eksi 4 ac E bize verilen denklemde x'in katsayısı b değil miydi? Aldım yerine yazdım. Bu durumda eksi 2 çarpı 2018'in karesinden ne gelmiş oldu? 2'nin karesi çarpı 2018'in karesi gelmiş oldu. Eksi 4 çarpı A'mız 1. C'mizde ne gelmiş oldu? 2018'in karesi eksi 7 gelmiş oldu. Şimdi şuradaki eksi 4 değeri bir içeri dağıtın. 2'nin karesi 4 yaptı. 4 çarpı 2018'in karesi. Eksi 4 çarpı 2018'in karesi. Artı de sağdan gelmiş oldu. E 4 tane 2018'in karesiyle. Eksi 4 tane 2018 karesi ne yaptı? Birbirini götürdü. Geriye de delta'nın birinci değeri 28 olarak kaldı. Geliyorum ikinci delta değerine. Hemen açalım şunu. İkinci yargı. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 2019'un karesi geldi. 7'yi sol tarafa attım. Eksi 7 eşittir 0 geldi. Yine hemen delta hesabına bakacağız. B kare eksi 4 ac. B'miz X'in katsayısı yani eksi 2 çarpı 2019'un karesi geldi. Eksinin karesi artı olduğu için ne yaptı? Artıya döndü. Yani 2'nin karesi çarpı 2019'un karesi B kareden geldi. Eksi 4 çarpı A'mız X karenin katsayısı sayısı 1 geldi. C'mizde sabitlerim 2019'un karesi eksi 7 yapmış oldu. Hemen eksi 4'ü içeri at. Soldan bir kere 4 tane 2019'un karesi geldi. Sağdan da eksi 4 içeri dağıtırsam. Eksi 4 tane 2019'un karesi artı 28 gelmiş oldu. E ne yaptı? Buradaki ifadeler birbirini götürdü. İkinci delta değerimizde 28 çıkmış oldu. Geliyorum üçüncü yargıya. Hemen açalım şunu. Birincinin karesi eksi birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi Kime eşit geldi? 7'ye eşit geldi. 7'yi de sol tarafa attım. Eksi 7 eşittir 0 yapmış oldu. B kare eksi 4 ac'ye bakalım. Delta'nın 3. değeri. B'miz eksi 2 çarpı 2020 geldi. Karesi 2'nin karesi çarpı 2020'nin karesi gelecek. Eksi 4 çarpı a'mız 1. C'mize ne gelmiş oldu? 2020'nin karesi eksi 7 gelmiş oldu. Eksi 4'ü içeride attım. 4 tane 2020'nin karesi. Eksi 4 tane 2020'nin karesi artı 28 gelmiş oldu. E burada da 4 tane 2020 karesiyle eksilisi birbirini götürdü. Ve delta 3 değeri de kaç gelmiş oldu? 28 gelmiş oldu. E delta'nın 3 değeri de 28 çıktığı için sorunun doğru cevabı Edirne gelmiş oldu. Geliyorum ikinci soruya. Aşağıdaki not defterinde bir soru ve çözümü yer almaktadır. Buna göre soru kökünde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir diye soruyor. Şimdi çözümü beraber inceleyelim. Bakın ne yapmış çözümde? İlk önce iki denklem. x de sıfır eşit olduğu için birbirine eşitlenmiş. Buradan bir tane kök bulunmuş. Buradan bir tane kök bulunduktan sonra dikkatli olun. Denklemde kökü alıp da yerine yazdığı için o zaman ben buradan bir şey anlıyorum arkadaşlar. Bakın bir kök alınıp diğer denklemde yerine yazılmış. E demek ki de buradan aldığım şey şu. Mutlaka birer kök ortak olmak zorunda. Sen bir tane kök aldın gittin diğer denklemde yerine yazdın. E buradan ne anlıyorum? İki kökün aynı olması lazım. Dolayısıyla kesinlikle birer kök aynı olacak. Peki birer kök aynı olduktan sonra bizden ne istenmiş? Bak istenen değeri bir bulun demiş. Hangi denklemde? M kare eksi m eşittir 0 denkleminde. istenen değeri ben nasıl bir bulacağım? Aslında bu değer M'nin alabileceği değerler toplamı değil mi? Denklem M'ye bağlı olduğu için ne yapmış? Eksi B bölü A'dan eksi B bölü A'dan bir değerini bulmuş. O zaman bir kere birer kök ortakken bizden ne isteniyor? M'nin alabileceği değerler toplamı isteniyor. O zaman sorun doğru cevabı da Ceyhan gelmiş olması gerekiyor tamam mı? Üçüncü soru. Hangisinin çözüm kümesi bu denklemin çözüm kümesiyle aynıdır diyor. Arkadaşlar isterseniz gidersiniz bunu deltalı formüllerden kökünü bulursunuz. Şıkları teker teker açarsınız. Ama bu uzun buna gitmeye gerek yok. Siz gidin şu ifadeyi bir tam kare tamamlayın. x kare eksi 4 x e başlayan tam kare. Kimin tam kare açılımı? Hatırlayın x eksi 2'nin karesi değil mi? x eksi 2'nin karesinin açılımı neydi? Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı ikincinin karesi. Yani bu ifadenin tam, kayı, tam kareye tamamlanması için ne olması lazım? Yanı bir tane 4 olması lazım. E ben de şöyle yapıyorum o zaman. Denklemin iki tarafına da 3 ekliyorum ki soldan bir 4 gelsin diye. Eklersek soldan x kare eksi 4x artı 4 geldi. Sağdan da 3 gelmiş oldu. E soldaki ifade şu anda x eksi 2'nin parantez karesinin açılımı. Karşıma çıkan denklemde eğer ki iki tarafında kare kökünü alırsam bu durumda kare kök gitti. Dışarı çıktı? Mutlak değer çıktı. E soldan da kök üçgenmiş oldu. Demek ki aslında bu denklemle şu denklem neymiş? Aynı köke sahip iki denklemmiş. O zaman sorun doğru cevabı da Edirne gelmiş oldu. Dördüncü soru. Denklemlerinin birer kökü ortak olduğuna göre buradaki değer karşı diye soruyor. Şu an iki denklemde sıfır eşit değil mi? Eşit. E, o zaman iki denklemin birbirine eşit olması gerekiyor. Ben de hemen eşitliyorum mx kare artı 2nx artı p eşittir. mx kare artı 2 tane px artı n değer iş gelmiş oldu. mx kareyi sol tarafa atarsam eksi yapacağı için bunlar beni götürdü. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapıyorum. x'li ifadeyi sol tarafa attım. 2nx eksi 2 tane px eşittir. Ne geldi? n eksi p gelmiş oldu. Sol tarafta dikkatli olun 2x'ler ortak. Eğer ki ben bu ifadeyi 2x parantezine alırsam 2 ve x değerini atarsam soldan n eksi p kalacak. Sağdan ne gelmiş oldu? n eksi p gelmiş oldu. n ve p birbirinden farklı değerler olduğu için şu anda ben iki tarafı da n eksi p'ye bölebilirim. Eğer ki bölersem bu durumda 2x değeri 1 eşit geldi. x de eşit geldi? 1 bölü 2'ye. İşte ben buradan ne anlıyorum? Ben şu anda dikkat edin ortak çözüm yaptığım için bu ortak çözümden bulduğum der hangi der Ortak olan kök değeri bu. Al bunu istersen solda yerine yaz, istersen sağda yerine yaz. Mutlaka sağlayacaktır. Tekrar söylüyorum. Biz şu anda ortak çözümden bir kök elde ettiğimiz için o zaman bulduğumuz kök de ortak olan kök olmalı. O zaman bu değeri alıyorum. Soldaki denklemde yerine yazıyorum. Yazarsam m çarpı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 geldi. Artı 2n çarpı 1 bölü 2 artı p'de kime eşit geldi? 0'a. E en değerleri buradaki iki değerleri birini götürdü. Soldan m bölü 4 artı n artı p değeri de kime eşit gelmiş oldu? 0 eşit gelmiş oldu. Yani sorunun doğru cevabı da Ceyhan çıkmış oldu. Beşinci soru. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemi verilmiş. Ve bu denklemin kökleri bir bölü bir bölü kosmuş. Buna göre ABC arasında bir bağlantı yakalıyor bana. Şimdi arkadaşlar eğer ki bunlar bizim köklerimizse. Ben eğer ki buradaki kökleri buradaki kökleri toplarsam denklemin kökler toplamı gelmiş olmayacak mı? Peki denklemin kökler toplamı formülü neydi? Eksi B bölü A. Aynı şekilde eğer ki buradaki iki tane değeri çarparsam. Buradaki iki tane değeri çarparsam. Otomatikman denklem neyi gelmiş olacak? Kökler çarpımı gelmiş olacak. Kökler çarpımında C bölü A gelmiş oldu. Hemen yukarıdaki denklemde hani rasyonel sayılar toplama işlemi var ya. Şunun paydalarını bir 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 genişletelim. Genişletirsek dikkatli olun. Soldan kim geldi? Cos bölü sin geldi. Bu arada ben kosinüsü C ile sinüsü S ile göstereceğim. Haberiniz olsun. C ile kesi genişlettim. Ne geldi soldan? Kosinüs bölü sinüs çarpı kosinüs geldi. Peki sağdan kim geldi? Sinüs bölü sinüs çarp kosinüs geldi. Eşittir. Eksi b bölü a. E paydalar aynı paydaları topla. Eğer ki toplarsak sinüs artı kosinüs bölü sinüs çarp kosinüs gelmiş oldu. Dikkatli olun. Siz yukarıdaki denklemden aslında sin çarp kosu çok rahat bulursunuz. Soldaki iki tane kesirliği çarparsak aslında bir bölü sin çarp kos kime eşit gelmiş olacak? C bölü A eşit gelmeyecek mi? E ben bunun payla ile paydasını yer değiştirirsem bu durumda sin çarp kosta a bölü c eşit gelmeyecek mi? Gelecek. Aldım burada yerine yazdım. Ne yapıyorum? Sin çarp kost gördüğüm yere a bölü c yazıyorum. Eğer ki burada içler dışlar yaparsak otomatikman dikkatli olun. Bizim sin artı kost değerimiz ne gelmiş olacak? a bölü c çarpı eksi b bölü a gelmiş olacak. E a'lar birbirini götürdü. En sonunda ne geldi? Eksi b bölü a gelmiş oldu. Bulduğum denklemde eğer ki gidip de ben iki tarafında karesini alırsam. iki tarafında karesini aldım takdirde birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Artı ikincinin karesi kime eşit gelecek? Eksinin karesi artı yaptı. B kare bölü dikkatli olun A'lar götürdü. Şurada ne kaldı geriye? C kalmıştı. C'nin karesi mi gelmiş olacak? C'nin karesi gelmiş olacak. E biz zaten sin çarpı kosun ne olduğunu biliyoruz. A bölü C olduğunu biliyoruz. Ayrıca trigonometriden sin kare artı kos kare daima kime eşitti? 1'e eşitti. Bunu da hemen bir yazalım. Sin kare artı kos kare gördüğüm yere bir yazdım. Artı 2 çarpı sin çarpı kos dikkat et. A bölü C eşitti. Eşittir sağdan da B kare bölü C kare gelmiş oldu. Bir de şöyle yaparsak. Denklemin iki tarafına ben burada gitsem. C kare ile çarpsam. Denklemin iki tarafında eğer ki c kare ile çarparsam şuradaki c kare ne yaptı? Birbirini götürdü. Soldaki c kare içeri dağıtırsak c kare artı iki tane c kare çarpı a bölü c kime eşit gelmiş oldu? b kare eşit gelmiş oldu. E buradaki c ile kare ne yaptı? Birbirini götürdü. Soldaki tüm değerleri alıyorum. Sağ tarafı gönderiyorum. Gönderirsem sıfır eşittir. B kare sağdan geldi. C kareyi sağ tarafa attım. Eksi c kare yaptı. Eksi 2 acde sağdan geldi. Eşittir sıfır çıkmış oldu. O zaman karşımdaki denklem B kare eksi C kare eksi 2 AC. Yani Edirne gelmiş oldu. Tamam mı? Geliyorum 6. soruya. Ben size ikinci dereceden denklemlerde 2 tane kök verdiğim zaman kökten denklem yazma formülü neydi? X kare eksi kökleri topla X ile çarp kökleri çarp sıfır eşittir. E burada da aynısını kullanacağız. Adam bize kökleri vermiş. Denklemi yazmamı istiyor. Yaz burada yerine. X kare eksi kökleri topla. A kare b ile a b kareyi topla. Ne yapacağım? X e çarpacağım. Artı çarp x'ini çarparsak. A kare çarpı b çarpı a b kare eşittir sıfır gelmiş olacak. Bakın dikkatli olun. Soldaki ifadede a b'ler ortak. Hemen bunu gidin. A b ortak parantezine alın. Alırsak x kare eksi AB ortak parantezinde soldan kim kaldı? A. Sağdan kim geldi? B. Çarpı X artı. E burada da dikkat et. Ben bu ifadeleri çarptığım takdirde A'nın kübü çarpı B'nin kübü gelmeyecek mi? Aynı zamanda ben bu ifadeyi A çarpı B'nin parantez kübü şeklinde yazamaz mıyım? Çok rahat yazarım. Yani karşıma çıkan denklem bu şekilde çıktı mı? Evet çıktı. Peki kim bu A ile B? A ile B yukarıdaki denklemin kökleri. O zaman ben bu A ile B değerlerini eğer ki toplarsam yukarıdaki denklemin kökler toplumu çekmiş olmayacak mıyım? E, i̇kinci dereceden denklemin kökler toplamı formülü neydi? Eksi B bölü A. Şu an B'miz kim? M değeri. A'mız kim? 1. Eksi B bölü A'dan kökler toplamı eksi M'ye gelmiş oldu. Aynı şekilde denklemin kökler çarpımı çeksem bu da kime eşitti? C bölü A eşitti. E bu da en gelmiş oldu mu? Koy bunları yerine x'in karesi eksi a çarpı b derimiz N'ye eşitti? a artı b derini bulduk? eksi m bulduk. Çarpı x sağdan geldi. E a çarpı b'nin zaten ne olduğunu biliyorum. Yerine yazarsam da n'nin kübü eşittir sıfır gelmiş oldu. Ortadaki ifadeyi toparlarsak x kare artı m çarpı n çarpı x artı n'nin kübü eşittir sıfır gelmiş oldu. Bu durumda sorunu doğru cevabı da Adana gelmiş oldu. Tamam mı? Geliyorum 7. soruya. Reel katsayılı ikinci dereceden bir bilim yani denklem için hangileri kökler olabilir diye soruyor. Çocuklar, ben size kök verdiğim zaman kökten denklem yazma formülü neydi? Hatırlayın. x kare eksi kökleri topla x ile çarp kökleri çarp 0 eşittir. Bu soruda bunu kullanacağım işte. Şimdi birinci yargı. Diyelim ki kökler 1 ve i olsun. 1 ve i olsun. Acaba reel katsayılı ikinci dereceden bir denklem karşımıza çıkar mı? Bunu kontrol edeceğiz. X kare eksi kökleri topla. Ne geldi? 1 artı i çarpı x geldi. Kökleri çarp ne gelecek? 1 ve i çarptım. i geldi. Eşittir 0. E şu an karşıma çıkan denklemde dikkat et. B değerimiz reel katsayılı mı? C değerimiz reel katsayılı mı? Değil. Dolayısıyla birinci ifade kesinlikle doğru cevap olamaz. Yani 1 ve i bizim reel katsayılı bir denklemin kökleri olamaz. Geliyorum ikinci yargıya. X kare eksi kökleri topla. Toplarsam i'ler ne oldu? Birbirini götürdü. Geriye 2 çarpı x kaldı. Artı kökleri çarp. Ne yapıyorum? 1 artı i ile 1 eksi i çarpıyorum. Eşittir 0. E bu durumda sağ tarafta dikkatli olun. İki kare fark gelmedi mi? Birincinin karesinden ikincinin karesini çıkar. Sen i'nin karesini zaten ne olduğunu biliyorsun. Eksi 1 olduğunu biliyorsun. Bir de eksiyle çarptım. Artı 1 bir yaptı. 1 ile topladım. Tamamıyla burası kaç geldi? 2. Yani şu an bu denklemde benim A değerim 1. B değerim eksi 2. C değerim 2 gelmiş oldu. E bunların hepsi reel sayı olduğu için bu ifade olur. Tamam mı? Geliyorum 3. yargıya. Kökleri 1 artı kök 2'ye 1 artı kök 3 olarak kabul edelim. E bu durumda x kare eksi kökleri topla. 2 artı kök 2 artı kök 3 gelmeyecek mi? Gelecek. Çarpı x. Şimdi kökleri çarp. Çarparsak 1 artı kök 2 çarpı 1 artı kök 3 değeri gelmiş oldu. Eşittir 0. Şu an karşıma çıkan b değeri dikkat et. Köklü olmasına rağmen bütün kökler reel sayı değil mi? Reel sayı. O zaman bu ifade olur. Peki buradan gelecek olan ifade dikkat et. Mutlaka köklü bir ifade gelmeyecek mi? Gelecek. Peki köklüler reel sayı değil mi? Reel sayı. E, o zaman bu da olur. Demek ki benim buradaki köklerim 1 artı kök 2, 1 artı kök 3 olabilirmiş. Yani üçüncü yargıyı da doğru kabul ettik. Cevabımız da denizli gelmiş oldu. Geliyorum 8. ve testin son sorusuna. Arkadaşlar bu soruya başlamadan önce bizim grafiksel bir bilgiye hakim olmamız lazım. Bakın şimdi. Sizin karşınızda herhangi bir tane fonksiyon varken eğer ki bu fonksiyon x eksenini kesiyorsa unutmuyorsunuz ki x ekseni kesen noktalar bizim köklerimizdir. Yani o zaman ben buradan ne anlıyorum? E şimdi benim karşımda ikinci dereceden bir denklem varken ikinci dereceden denklemi kaç tane kökü olabilirdi? Ya iki farklı kökü olacaktı. E ben buradan anlıyorum ki o zaman bu ikinci dereceden fonksiyon x eksenini iki farklı yerde kesebilir. Ya bir tane kökü olacaktı. Delta'nın sıfır eşit olma durumu. E bu durumda mutlaka buradaki fonksiyon ne olmak zorunda? Teğet olmak zorunda ki. Hani bir yerde kessin bir tane kök gelsin. Ya da hiçbir şekilde x ekseni kesmeyecek ki kök gelmesin. Delta'nın sıfırdan küçük olma durumu. Doğru mudur? Doğrudur. Bunları parabol bilen arkadaşlar zaten gülerek bakıyorlar. Bu bilgiler parabolde çok rahat bir şekilde verilir. Aslında soru da biraz parabol sorusuna benziyor. Şimdi bir öğrenci tablet bilgisayarına İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerini çizen bir uygulama yüklemiş. Uygulama şu şekilde çalışıyor. Öğrenci sadece fonksiyonun kuralını yazıp enter tuşuna basıyormuş. Eğer fonksiyonun kuralı a sıfırdan farklı ve abc reel sayı olmak üzere ax kare artı bx artı c biçimde değilse uygulama hata veriyor ve error biçimde ekran görüntüsü çıkıyormuş. Uygulama tablet bilgisayar ekranının alt çizgisini x80 olarak kabul ediyor. Mesela bu ekran için şurası neresi? X eksene. Tamam. Uygulama tablet bilgisayar ekranının sol alt köşesinde orijin olarak yani tam da şurasını orijin olarak kabul ediyor. E, o zaman Y eksen neresi olmalı? Şurası olmalı. Yani karşımıza böyle bir grafik olacak. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır diye soruyor. Şimdi öncelikle x ekseni burası, y ekseni burası iken ekran görüntüsü böyle ise fx eşittir 0 denkleminin iki farklı reel kökü vardır. Kesinlikle doğru. Niye? Bakın dikkatli olun. Şunu kırmızıyla göstereyim ben size. Grafik ne yapmış? Gelmiş. X e ekseni geçmiş. Aşağıdan tekrar yukarı çıkmış ve böyle ilerliyor. Şu anda grafik x e eksenini iki noktada kesmedi mi? Az önce söylemiştim. X e eksenini kesen noktalar bizim neyimizdi? Köklerimizdi. E, o zaman iki farklı kök var. Bu olabilir ki. İkinci dereceden denklemin iki farklı kökü olabilir. Delta'nın sıfırdan büyük olma durumu. Geldim B şıkkına. Bak dikkat et. Alttaki çizgi hangi çizgiydi? X ekseniydi. Şurası dikkat et orijinde. E demek ki burası da Y ekseni olmak zorunda. Şimdi benim karşımda da şöyle bir grafik var. Bak grafik gelmiş. Şuradan dönmüş. Böyle gidiyor. Bana diyor ki ekran görüntüsü böyleyse fx denkleminin reel kökü yoktur. Hayır kesinlikle bu yanlış. Niye yanlış? E şu an senin dikkat et grafiğin x eksenini iki nokta kesmiyor mu? x eksenini 2 noktada kesiyorsa benim iki farklı köküm olmak zorunda. E bu durumda delta'nın da sıfırdan büyük olması gerekiyor. 2 farklı kök mutlaka buradan gelecek. Yani Bursa mutlaka mutlaka hatalı çıktı tamam mı? Evet çocuklar bir testi daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.